Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 18 Nisan NBA maç tahminlerinde ve yorumlarında bulunacağız. Kusura bakmayın, video biraz geç kaldı. Bazı işlerimiz vardı halletmemiz gereken. Ama hızlıca çekmeye çalışıyorum. En azından size yardımcı olmak için yeni de bir video çekiyorum. Umarım yardımcı oluruz arkadaşlar. Tabii ki bu akşamki maçlara geçmeden önce dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. 17 Nisan 2021 tarihi dün yaptığımız 4 maçtan ikisini tutturduk. 4'te 2 sağladık arkadaşlar. Tabii ki bu bizim için bir başarı oranı değil. Düşük bir başarı. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Tabii bazı taraflardan iyi sonuç aldık. Hızlıca maçların üstünden geçeceğiz. İlk maçımız Brooklyn Nets Charlotte'tu. Brooklyn yener demiştim. 6.5 handikap olarak önermiştim Brooklyn'in galibiyetini. İsteyen daha fazla handikap da alabilir demiştim. Bu maçımız geldi. Brooklyn Nets yendi. Yani bir 10 sayı farklı, 10 sayının üstünde 15 sayı mı ne yendiler. İkinci maçımız Houston Denver. Denver yener. Jamal Murray sakatlı olmasına rağmen yok için liderliğinde Denver yener bu maçta Houston'ı. Bu maçımız da geldi. Denver yenmiş oldu farklı bir şekilde. Üçüncü maçımızda Minnesota Miami. Pek emin olmadığım bir maçtı. Miami yener dedim. Ama Miami yenemedi. Minnesota Karl Anthony Towns'un da diğer oyuncuların da iyi oyunlarıyla kazanmayı başardı. Dördüncü maçımız Dallas New York Knicks. Burada da Dallas'ı öne çıkartmıştık. Doncic'in liderliğinde Porzingis'in desteğiyle kazanacak diye. Ama Doncic fazla asist yaptı. Fazla sayı atamadı. Karşı tarafta New York'ta ise Julius Randle kariyer rekoru kırdı. 44 sayıyla. Enteresan bir şekilde ve New York Knicks kazanmayı başardı Dallas karşısında, Dallas'ın evinde. Bu enteresan sonuç olmuş oldu. O yüzden bu maçımız da gelmedi. 4'te 2 olmuş oldu maç sonucu olarak. Toplam sayı baremlerinde alt üstte. 3'te 3 yaptık arkadaşlar. Bunları oynayan arkadaşlar kazanmıştır. İlk maçımız Brooklyn Charlotte 220'nin üstünde demiştim. Toplam sayı o geldi. İkinci maçımız Houston Denver Nuggets, bu da 224 sayının üstünde baremleri oynayabilirsiniz demiştim. Bu da geldi, 228 civarlarına çıktı. Ve üçüncü maçımız da Dallas New York Knicks, bu da 209'un üstünde gelir demiştik. O da 220 civarlarına yaklaştı. Yani o da gelmiş oldu. 220'nin üstüne hatta çıktı. O da gelmiş oldu. 209 üstü olarak vermiştik Dallas New York Knicks maçını. Sadece ne Dallas kazanamadı ama üstümüz gelmiş oldu. Yani 100 baremlerinde 3'te 3 tutturduk. Oyuncu yüz baremlerinde Kevin Durant'ı önermiştik. O gelmiş oldu. Attı 25 sayıyla 24'ün üstünde atar demiştik. Ve ikinci Michael Porter Jr. 21 sayının üstünde atar. O da geldi. Sadece Doncic'i vermiştik üçüncü olarak. O da dediğim gibi fazla sayı atamadı. 22 sayıda kaldı. Enteresan bir şekilde ilk çeyrekte kötü başladı maçı. O yüzden öyle oldu. Maçı da kaybetmiş oldular zaten. Sadece Doncic'in gelmedi. Orada da bir 3'te 2 yapmış olduk. Şimdi hızlıca bu akşamki maçlara geçiyorum. Bu akşamki maçlar biraz daha derbi niteliğinde, biraz daha enteresan olacak arkadaşlar. Daha oranlar biraz daha yüksek olacak bazı maçlarda. İlk maçımıza geçiyoruz. Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers. Chicago'da Zach LaVine sakatlandı. Oynamayacak birkaç zaman. Yani orada bütün işler Vucevic'in eline kalacak. Tabii ki diğerler, Kobe White, diğer oyuncular da var. Cleveland'da ise Sexton da dönüyor. Cleveland Jarrett Allen da dönüyor. Yani tam takım olarak oluyor. Ama Chicago kendi evinde Cleveland karşısında kazanacaktır diye düşünüyorum. Artık bu son şansları zaten birkaç maç kaldı sonuna. Normal sezonun sonuna. Artık kazanmaları gerekiyor. İstiyorlarsa play-in potasında kalsınlar ya da bir playoff mücadelesi versinler. O yüzden Chicago Bulls'un öncelikle kendi evinde ne olursa olsun galip gelebileceğini Cleveland karşısında düşünüyorum. İlk önerim 1.65 gibi güzel oranından Chicago Bulls'un galibiyeti arkadaşlar. İkinci maçımız Boston Golden State Warriors. Geçen maçta Jaylen Brown fazla sayı attı. Tatum biraz daha az lağda kaldı. Şimdi bu maçta ters bir etki olabilir. Tatum fazla atabilir. Jaylen Brown altta kalabilir. Ama Jaylen Brown, Tatum ve Kemba Walker üçlüsü karşısında Steph Curry tek başına durabilecek mi? Golden State Warriors da tek başına onları yenebilecek mi? Tabii ki Steph Curry'den yine harikalar beklenecek. 40 sayı, 50 sayı, 30 sayının üzerinde atması beklenecek. Ancak o şekilde zaten Boston'ı yenme durumları var.
Ama bu maçta düşüneceğim. Boston kendi evinde bu kez Steph Curry'yi durdurtmaya çalışacak bir şekilde. Marcus Smart onun önüne geçme durumu var. Marcus Smart defans olarak Steph Curry'yi durdurma kabiliyetine sahip. O yüzden bu maçta Boston'ın Golden State Warriors karşısında kazanacağını düşünüyorum. Burada da yüksek orandan Boston Celtics'in galibiyetini öneriyorum. 1.55 orandan arkadaşlar. Boston Celtics'in galibiyeti. Geçiyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo döndü. Tabii ki fazla dakika süre almıyor. Eskisi gibi daha az dakika süre alacak bu maçta da herhalde. Ama yine de dönmesi ve döndüğü zaman takıma yaptığı etki zaten gözüküyor. O yüzden bu maçta da Milwaukee Memphis karşısında kazanacağını düşünüyorum. Burada oranı düşük görenler 4.5-5.5 handikap alabilir. Yani ben en az bir 5 sayı farkla Milwaukee Memphis'i yenecektir. Benim önerim 4.5 handikap oranı yükseltmek için en az bir 5 sayı farkla Milwaukee yener kendi evinde. Yannis'in dönmesiyle Memphis Grizzlies'i. Tabii ki isteyen daha fazla handikap da deneyebilir burada. Kendi oynadığı site, bahis sitesi ne göre. Son maçımıza geliyoruz. 4. maçımız Phoenix Suns San Antonio Spurs. San Antonio Spurs da artık son şanslarını deniyor. Onlar da play-in'de tutunsunlar. Playoff'a kalabilirsinler diye bu belki de Greg Popovich'in son yılı olabilir. En azından bir playoff'la veda etmesi için. Tabii ki tutunmayı başarıyorlar şu ana kadar orada ama Phoenix karşısında işleri zor. Phoenix'te Los Angeles Clippers'ın alttan iyi bir şekilde geldiğini, seri maçlar kazandığını ve Phoenix karşısında Phoenix'in elinden ikinciliği alma imkanı olduğunu biliyorlar. Onlar da ikinciliği bırakmak istemiyorlar ve bu tür maçları zor da olsa kazanacaklardır. Yani Phoenix, Chris Paul'un liderliğinde Devin Booker'ın ve DeAndre Ayton'un etkisiyle bu maçı kazanacaktır. Size önerim tabii ki burada bir 6.5 handikaplı en az bir 7 sayı farklı Phoenix'in kazanacağı. İsteyen 10 sayı farka da gidebilir ama en az bir 7 sayı farkla Phoenix'in kazanacağını düşünüyorum burada. Oran yükseltmek için Phoenix'in galibiyetini öneriyorum. 4. maç olarak en az bir 6.5 handikap yani 7 sayı farklı Phoenix'in yenmesi. Böyle yaptığımız videodan sonra maç sonucu tahminlerinden sonra öne çıkartacağım ikiliyi tabii söyleyeceğim. Öne çıkartacağım ikilinin ilk maçı Milwaukee Bucks Memphis. Dediğim gibi 4.5 handikaplı Milwaukee'nin galibiyeti. Ve ikinci maçı tabii ki Phoenix San Antonio Spurs. Burada da 6.5 handikaplı Phoenix'in galibiyeti. Yani bu iki maçı daha öne çıkartıyorum. Daha sağlam olarak arkadaşlar. İsteyen burada Boston'a ekleyebilir. Üçlü yapmak için daha yüksek oranı alır. İsteyen Chicago'ya da ekleyebilir. Tabii ki Boston biraz daha güçlü duruyor. Ama öne çıkarttım. Dediğim gibi Milwaukee'nin Memphis'i en az bir 5 sayı farkla yenmesi ve Phoenix'in San Antonio'yu en az bir 7 sayı farkla yenmesi. Öne çıkarttığım maç sonucu olarak takımlar bunlar. Toplam sayı üçlüsüne geçiyoruz hızlı bir şekilde. İlk maçımız Boston Golden State Warriors. Dediğim gibi burada Steph Curry'nin yine fazla sayı atmasıyla Golden State Warriors yine fazla sayı atacaktır. Boston'da tabii ki Tatum'la Jaylen Brown'la olsun buna cevap verecektir ve burada 225 sayının üstüne çıkmalarını bekliyorum. Yani 225 sayının üstünün aşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun denemesini yapabilirsiniz. İkinci maçımızda Milwaukee Memphis. Dediğim gibi Yanis'in dönmesiyle Milwaukee zaten kendi evinde genelde 120-130 sayı atabilen bir takım. Bu maçta da o civarlarda atacaktır. Memphis'te zaten fazla sayı bulabilen takım rahatça 100'ün üstünde atan takım. O yüzden burada da 235'in üstünde barem vermişler. Yani 235'in üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçın. Bunu da üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak Phoenix San Antonio Spurs maçı. Burada da Phoenix kendi evinde kazanması için tabii ki 120 sayı atması gerekecek. Çünkü San Antonio Spurs'ta çok sayı atan ve çok fazla üçlük atan oyuncular da var. O yüzden San Antonio Spurs maçında 100'ün üstüne çıkar. San Antonio Spurs rahat bir şekilde. Bu maçta da 224'ün üstünü öneriyorum. 224 toplam sayı baremi aşılır arkadaşlar. Tekrarlıyorum hızlı bir şekilde. Boston Golden State Warriors maçı 225 üstü. Milwaukee Memphis Grizzlies maçı 235 üstü. Phoenix San Antonio Spurs maçı 224 üstü. Ve son olarak vereceğimiz oyuncu üst baremlerinde bir üçlü. Bunu da veriyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz aynı bir şekilde. İlk oyuncumuz
Tabii ki Boston Golden State Warriors maçında Steph Curry olacak. İstiyorsa Steph Curry yine maçı kazandırsın. Golden State'e tabii ki fazla sayı atması gerekecek. Onun burada 32 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum. Yine bir 35-40 sayı 40'ın üstüne de çıkabilir. Civarlarına gelmesini bekliyorum. Eğer maçı kazandırmayı düşünürse. İkinci oyuncumuz Milwaukee Memphis maçında Jrue Holiday arkadaşlar. Jrue Holiday'in 17 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yine geçen maç gibi o genelde 20 sayıların altında pek kalmıyor. Bu maçta da 17 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum. Jrue Holiday'in en az bir 17 sayı atar. İkinci oyuncumuz Jrue Holiday. Üçüncü oyuncumuz Phoenix San Antonio Spurs maçında Devin Booker arkadaşlar. Tabii ki San Antonio yine de güçlü bir takım. Zayıf takımlardan değil. Bu maçı Phoenix kazanması için Devin Booker'ın biraz daha fazla sayı atması gerekecek. Onu da 26 sayının üstünde atmasını bekliyorum bu maçta. Yani Devin Booker'ın 26 üstünü öneriyorum. Hızlıca son olarak onları da geçiyoruz üstünden. Steph Curry 32 sayı üstü. Jrue Holiday 17 sayı üstü. Ve Devin Booker 26 sayı üstü. Bu üçlüden dediğim gibi ikililer yaparsanız daha rahat bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. İsteyen üçlü de yapabilir. Daha yüksek orandan kazanmak için. Bu akşamki videomuz böyleydi arkadaşlar. Herkese kupon başarıları diliyorum. Herkese bol şanslar, iyi şanslar. Umarım yine kazançlı bir gece geçiririz. İyi bir şekilde devam ederiz. Bol şanslar, iyi şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.